FED'e göre ekonomi bu yıl %1,8 oranında büyüyecek. Bu çok yüksek bir oran değil. Ancak Ocak-Mart döneminde kötü hava koşulları nedeniyle ekonomi yılın ilk aylarında küçülmüştü. Fed Başkanı Janet Yellen küçülmenin geçici olduğunu söyledi. Yumuşak geçen birinci çeyreğe rağmen tüketici harcamaları ve tüketici güvenine ait veriler iyiye işaret ediyor. İşsizliğin de bu yıl %5,5'ten %5,2'ye düşmesi bekleniyor. Fed faizleri yükseltmek için tam istihdam ve düşük enflasyon oranını ön koşul olarak belirlemişti. Yalın bu iki koşul yerine gelmeden faizlerin artmayacağını tekrarladı. Banko yönetim kurulu olarak istihdam daha iyiye doğru gittiğinde ve orta vadede enflasyon oranı yüzde ikiye indiğinde faizlerdeki ilk arttırımı yapmanın doğru olacağı kanaatindeyiz. Son toplantımızda bu koşulların daha oluşmadığı sonucuna vardık. Ancak bazı ekonomistler son toplantıdan çıkan mesajlara bakarak yıl sonuna doğru bir faiz artışı bekliyor. Skype üzerinden konuştuğumuz gaz Factor'da bu uzmanlardan. Açıkladıkları veri tablolarından birinde 2015 sonunda faiz oranlarını nerede görmek istediklerini işaret ediyorlardı. Ayrıca iki sarsış tüm Fed yönetim kurulu üyeleri bu yıl içinde faiz oranlarında artış öngörüyor. Birçok uzman da son 9 yıldır ilk kez yapılacak faiz artışını Eylül ayında bekliyor. Ekonomist Mark Hemrick de aynı beklenti içinde. Aslında bu Fed yetkililerinin daha önce öngördüklerinden daha geç bir tarih. Daha önceki beklentimiz artışın bu ay içinde olacağıydı. Bazı ekonomistler de zaten faiz artışı için gelecek yılın bekleneceği görüşünde. IMF'de bir süre önce piyasalarda oluşabilecek dalgalanmayı gerekçe göstererek Fed'e faiz artırımını gelecek yıla ertelemesi çağrısında bulunmuştu. Melek Çağlar, Amerikanın Sesi, Washington.